Aracımız 2011 model Golf, benzinli LPG'li, 37.000 kilometre ve sıra dışı bir araçtır kilometremiz. Kaç bin araç? 37.000 kilometrede içi dışı zaten gördüğünüz gibi sıfır gibi bir araç. Bizde imanımız modeli bir araç istiyorsanız 2013 modeli G'larımız var. Bir parça bunda boya var, iki parça onda boya var. Bu sistem şu şekilde ilerliyor. X bir kişinin aracı araç satış platformlarına yükleniyor ve burada sanki bu araç kendimizinmiş gibi yükleyerek işte Ankara'da yaşıyorum fakat diyorum ki Düzce'de aracım. Düzce'den satışa koyuyorum ve satışa çıkartıyorum. Yaklaşık 1 saat ya da işte 2 saat kadar ilanımı satışta bekletiyorum. Bu süreçte de tabii ki araç değeri ortalama işte X rakamsa bunun bir 40 bin, 50 bin tersine aracı yükleyerek satışa koyduğumda bu kulvardaki araç alacakların tabii ki direkt gözüne çarpıyor. Çünkü normalden daha uygun fiyatlı bir araç. Hemen aracı almak için arıyoruz, iletişime geçiyoruz. O sırada işte bize satıcı beyefendi diyor ki bana şu kadar miktarda kapora gönderin. İşte 500 TL, 1000 TL. Ben aracı sizin için bekleteyim. Bu sırada araç bizim için bekliyor. Fakat bu süreçte hani beyefendinin bize dönüş yapacağı zaman diliminde bizim kendimizi ayarlayıp tekrar o araçla ilgili yapacağımız dönüş sırasında bizim gibi birçok kişi de arıyor. Zaten dikkat ederseniz bu doğrultudaki almak için aradığımız insanların telefonları çoğunlukla meşgul çalıyor. Bu tarz insanlardan uzak duruyoruz. Çünkü burada bir kapora toplama işlemi gerçekleşiyor. Bu birkaç saatlik süreçte 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin yani bu rakam tamamen bu kişinin cesaretine ya da gücüne göre değişebilir. Topladıktan sonra ilanı satıştan kaldırıyoruz. Bizim başımıza gelen şey ise ilan satıştayken işte örnek veriyorum Düzce'de ilanı koymuş. Fakat beyefendi Düzce'de değil ama işte bunu vatandaş bilmiyor. Diyor ki tamam sizinle işte şu ekspertiz firmasında buluşalım. Hemen araca ekspertiz yaptıralım. Oradan notere gidelim diyor. Karşı tarafta diyor ki bana 500 lira gönder. Ben aracı senin için bekleteceğim. Beyefendi heyecanla 500 lirayı göndermiş, koşa koşa ekspere gelmiş, araç gelecek diye bekliyoruz eksperde. Fakat ne araç geliyor, ne böyle bir bilgi var, ne tekrar aradığı zaman ulaşılabiliyor, ne o numaraya ulaşabiliyoruz. Yani hiçbir şekilde ulaşılmayarak burada bir para alımı oluyor. Müşterilerimiz de buraya geliyor. Eksper için anlaşma yapıyoruz, alacağı aracı gösteriyor, bakıyoruz işte hangi paket onun için uygun olacaktır, neleri kontrol ettirmesi gerekiyor. Biz bunları araştırıyoruz ama ortada bir araç yok. Bu işlem gerçekleşirken de hem burada bir hayal kırıklığı yaşanıyor, hem boş yere giden bir ücret var. Bu tarz şeylere kanmayalım. Burada insanların dikkat etmesi gereken şey, satın almak için ulaşım sağladığınız araç satıcısının telefonu çok fazla meşgul çalıyorsa, hemen kapora muhabbetine geçiş yapılmışsa ve özellikle kalkıp direkt ekspere gelme olaylarına biraz daha yavaş ve daha dikkatli ilerlemeleri. Çünkü satıcılar işte mesela güvenmek için diyoruz ki internet yazışma platformlarında bakıyoruz resmi var mı nedir. İşte burada da ne kadar süredir WhatsApp kullanıcısı diye kontrol edebiliriz. Profil resmine aile resmi falan koyuyorlar böyle gayet güvenli bir görüntü sağlıyorlar. Ama burada çok fazla yaşanan hayal kırıklıklarını izliyoruz ne yazık ki. Yani burada yeni nesil dolandırıcılık diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz ki zaten hani böyle çok hızlı bir şekilde parayı toplayıp ortadan kayboluyorsunuz. Zaten orada bir yaşanan hayal kırıklığı, moral bozukluğu derken peşine düşmüyoruz. Bir başkası cebini doldurup gidiyor sayesinde.